günümüzde oldukça sık yaşanan kadınlarımızda ve erkeklerimizin, çiftlerimizin daha doğrusu kısırlık problemi biliyorsunuz. Evet. Bunlara doğal çözümler nelerdir? Evet, kısırlık maalesef günümüzde hızla ilerliyor. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, 1950'lere göre Almanya'da %50 kısırlık artmıştır. Oralarda hemen hemen Almanya'nın 80 vilayetinde sperm bankası kurulmuş. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de böyle riskli bir noktaya doğru gidiyor. Çok riskli bir alana doğru gidiyor. Sperm sayısı sürekli yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, hastalıklar vesaire vesaire nedeniyle sperm kalitesi erkeklerde düşüyor. Bunun genellikle mesela çocukken kaba kulak geçiren çocuklarda human paroxima denen bir virüs var. Kaba kulak sebep olan virüs. Bu yıllarca burada kaba kulağa sebep olan virüs yıllarca burada kulakta durduktan sonra aşağı iniyor. Testislerde orşite sebep olabiliyor. Yani testis iltihaplanmasına, testis üstü bezesinde iltihaplanmaya sebep oluyor. Epididimite sebep olabiliyor. Yani testis üstü beze iltihaplanmasına veyahut da varikozuna sebep oluyor. Damarlara iltihap, damarları genişletiyor. Testislerdeki damarlar genişlerse buradaki kan dolaşımında zafiyet başlıyor. Kirli kan testislerde sperm kalitesini düşürüyor. Soğuyor çünkü. Testislerle vücut ısısı arasında 2 derece fark vardır. Vücut ısısı 37,5 ise 55,5 derecedir. Testisteki ısı 2 derece düşüktür. 37 ise 35 derece olur. Yani 2 dereceden fazla fark olmaz. Testislerle vücut ısısı arasında 2 derece. Bu ısı çok önemlidir. Sperm burada testiste de üretildikten sonra alttan yukarı pompalanır. Prostatın üstünde sperm torbası var. Burada bu torbada meni bekler. Kişi cinsel ilişkiye gireceği güne kadar, gireceği saate kadar ilişkiye girdiği zaman da prostatın salgılamış olduğu hormonla sıvı bunu inceltir ve problemsiz olay ortadan kalkar. Fakat kişi işte birçok sebeplerden dolayı mesela varikozula yakalandı. Ameliyat oluyor, yine geçmiyor. Oysa varikozulda ameliyata gerek yok. Ozon yağıyla kişi testislerini masaj yaparsa kısa sürede varikozulu önler. Ozon yağıyla ilgili Alman asıllı doktor Otto Warburg dünyada 2 defa üst üste Nobel ödülü alan kişi. Neden? Çünkü ozon yağı oksijen yağı taşıyor. Ya bu aslında zeytinyağının ozonlanmış halidir. Dünyada en iyi ozonu taşıyan yağ zeytinyağıdır. Bunun doymamış bir yağ asidi içerir. Oleik asit bu kritik noktalara ozon yağını bağlar. Diğer yağlardan bu nedenle çok bu özelliği öyle bir özelliği vardır. Kişi masaj yaptığında zeytinyağındaki ozon varikozunu önler. Buradaki iltihapları önler. Deriye, cilde geçen. Bu kemiklere kadar ozon yağı işler. Ozon işler. Kısa sürede ameliyatsız problemi, varikozul problemini halleder. Ve sadece o da değil, spermin kalitesini artırır.